İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sivil toplum kuruluşunun siyasete karışmamasını ve uzak durmasını belirterek, sivil toplum kuruluşların siyasetten uzak durmasını, hangi iktidar olursa olsun arka bahçesi olmasından öteye, o sivil toplum kuruluşların kendi üyelerini kendi temsil ettiği grupların haklarını korumak için veya ne işle uğraşıyorlarsa onları daha çok geliştirmek için uğraşmalarını istiyoruz dedi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ajans BGC mikrofonlarına konuştu. Sivil toplum kuruluşları hakkında açıklamalarda bulunan Ataş, AK Parti yönetiminde sivil toplum kuruluşların siyasallaştığını, dolayısıyla toplumun sivil toplum kuruluşlarına karşı güveni kalmadığını belirtti. Parti olarak biz STK'ların siyasete karışmamasını ve STK'ların siyasetten uzak durmasını, STK'ların bir iktidarın hangi iktidar olursa olsun arka bahçesi olmasından öteye, o STK'ların kendi üyelerinin, kendi temsil ettiği grupların haklarını, hukuklarını ve korumak için veya onun ne işle uğraşıyorsa onları daha da geliştirmek için uğraşsınlar istiyoruz. Ama maalesef ki Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde 20 yıldır bütün STK'lar resmen siyasallaştırıldı ve bu siyasallaştırmanın sonucu olarak da STK'lara aslında toplumun da hiçbir güveni kalmadı ve gerçek temsil ettiği toplumun sorunlarını da ne çözebiliyor ne bir yere taşıyabiliyor. Onun başındakiler sadece kendi gelecekleriyle alakalı bir plan içerisinde kendi geleceklerini kurtarma peşinde iktidarın yalakası haline gelmiş durumda birçoğu. Burada olmayanlar mutlaka vardır, onlar kendini ayıklasın. Bu Kayseri'de de maalesef ki böyle. Baktığınız zaman STK'ların başında eğer AK Partiliyseniz veya bugün Cumhur İttifakı'nı destekliyorsanız her türlü imkana sahipsiniz algısıyla giden bir süreç. Bu ne ülkeye bir yarar getirir, ne o sivil toplum kuruluşlarının üyelerine bir yarar getirir, ne de kendilerine bir yarar olur. Şimdi bugün iktidar onlar da, yarın belki bir sene sonra seçim var, 1,5 sene sonra en geç seçim olacak ve bu iktidar gidecek. O zaman ne yapacaklar? Aynı şeyleri biz de mi onları görevden alıp veya bir şekilde kayyumlar atayarak değiştirmemiz mi gerekecek? Bize yakın insanlar mı getirmemiz gerekecek? Bunlar doğru şeyler değil. Bunu iktidar çok kullandı. Hala da kullanmaya devam ediyor. Kayseri'de de bunlar kullanılıyor. Seçimlere gidip taraf olunuyor. Hatta OSB'nin en son yapılan genel kuruluyla alakalı açıklamalar yapmıştım ki orada tüm Türkiye'ye rezil olunan bir süreç vardı. Siyasetçilerin ne kadar küçüldüğünü, oradaki bir herkesi temsil etmesi gereken bir belediye başkanının ne durumlara düştüğünü, oradaki insanların nasıl yok sayıldığını, bir sanayicinin kendi kararını bile veremez hale geldiğini tüm Türkiye izledi. Biz orada da bulunmadık. Elbette ki düzgün insanların, kendi temsilcilerinin seçtiği insanların hangi görüşe sahip olursa olsun onların hizmeti için orada olması gerektiğini inanıyoruz parti olarak. Bu tavrımızı da hep sürdüreceğiz. Eleştirdiğimiz tavrı biz ortaya koymayacağız. Sivil toplum kuruluşları hükümeti eleştiremez hale geldi. Gerçekleri söyleyemez hale geldi ki işte bu demokrasi adına çok kötü. Bugün nasıl ki adalet, hukuk ayaklar altındaysa onlar da kendi temsil ettikleri yerlerin haklarını, hukuklarını ayaklar altına alıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Bu Kayseri'de de çok açık aleni görünüyor. Türkiye'de de bu böyle maalesef ki, inşallah değişecek. Ama şunu bilsinler, bir kez daha söylüyorum. Bu iktidar ebed müddet burada değil. Sadece onlardan bizim partilimiz olun veya bize yakın olun da demiyorum. Sadece kendi temsil ettikleri gruplar hangileri ise onların haklarını savunsunlar. Onların temsilcisi olsunlar. Başka bir şey istemiyoruz.